Değerli izleyenler, Türk Haber ekranlarından herkese merhaba. Hukuk Masası'nın yeni bölümünde, 6. bölümümüzde buluştuk. Hoş geldiniz efendim. Bir 50 dakika kadar beraber olmayı planlıyoruz şimdilik. Biliyorsunuz, artık siz de tanıyorsunuz benim kadar. O da bu masanın en aranan ismi oldu. Avukat Saruhan Gence Başaran, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısaca bir giriş yapacağım. İzleyicilerime nelerden bahsettik? Onlardan şöyle bir söz edeceğim. Ardından bu haftanın konusunu açıklayacağım. Evet efendim, bugün 6. bölümümüzde beraberliğimiz sürüyor dedik. İlk 5 bölümde nelerden konuştuk? İlginizi eğer o konular çekerse sizi bir yere yönlendireceğim. Hemen anlatayım. Boşanma konuştuk ilk bölümümüzde. 2. bölümümüzde kira alacaklarını konuştuk. 3. bölümümüz dolandırıcılık hakkındaydı. 4. bölümümüz polis meslek eğitim merkezi ile ilgiliydi. Bir önceki hafta icra konuştuk ve şimdi de tüketici haklarına dair bütün hukuki meseleleri masaya yatırmaya çalışacağız sizden gelen sorular ışığında. Eğer ilginizi çeken bölüm olduysa hemen sizi Türk Haber Televizyon Instagram ve YouTube sayfasına yönlendirmek isterim. Arkadaşlarım alttan hemen geçiyorlar. Bizim önceki bölümlerimize oradan ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, haftaya da şu konuyu konuşun dediğiniz konu başlıkları varsa görmek isterim. Sizden ilham almak isterim dedikten sonra bu haftaya başlıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım o halde. Mağazadan bir ürün aldım fakat kutusundan çıkarmadım, değişim istiyorum. Mümkün olmadığını söylediler. Bu doğru. Aslında mağaza işin içine girdiği zaman daha farklı bir değerlendirmeye tabi tutmak lazım. Onu söylemek gerekir. Şu anda aslında internet satışlarının, mesafeli satışın, taksitle satışın, bunların gündeme gelmesiyle artık mağaza satışı birazcık eski usul kaldı. Ama hala devam da ediyor. Mağazadan yapılan alışverişlerde mesafeli satış gündemde değilse, internetten satış gündemde değilse mağaza geri getirdiğiniz zaman o ürünü iade almak zorunda değil kural olarak. Ama aksi kararlaştırılmıştır sözleşmede ya başka bir durum vardır, o zaman iş değişir. Ama zannediyorum ki burada ekstra bir durum olmamış ve genel kurala tabi. Evet, çünkü mağazadan alınırken ön kabul olarak onun zaten kontrol edildiği, kontrol edilmesinin talep edildiği, genel akla mantığa da bunun uygun olduğu kanısıyla böyle bir düzenleme yapılmış. Yani dolayısıyla mağaza bunu geri almak zorunda değil. Değil. Peki, hemen ikinci soruyla devam edeceğim. 5 sene önce bayiden 01 araç satın almıştım. Fakat araçta boya varmış. Satmak isterken ekspertizde çıktı. Aracın garanti süresi de doldu. Ne yapabilirim? Bu sosyal medya platformlarında, özellikle haber portallarında olsun, diğer yerlerde, sair durumlarda gerçekten çok sık görülmeye başlanan bir durum. Yani farklı farklı markalardan, farklı farklı satış temsilcilerinden araçlar alınıyor fakat hem de sıfır bayi, yani ikinci el de değil. Bu tarz durumlar çok yaşanmaya başladı. Burada aslına bakarsanız ayıplı mal ya da sair hususları bir ayrı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu bir ayıp. Yani araçta meydana gelen durum için bir zaman aşımı öngörülmüş. Yani 2 senelik bir genel zaman aşımı var. Her ne olursa olsun, yani tespitten sonra vesaire değil, teslim alındıktan sonra 2 senelik bir zaman aşımı süresi vardır. Şimdi bu zaman aşımı süresi motamot uygulanacak diye bir durum yok. Yani kişinin tespit edemeyeceği ve bunun ondan beklenemeyeceği bir durum da olabilir. Yani gizli ayıp da olabilir. O zaman işlemez. Ama velakin bu 2 senelik bir süreç vardır. Burada aslında şuna dikkat etmek gerekir. Gerçekten kişinin tespit edemeyeceği bir durum varsa bu gizli ayıptır. Haklarını elbette kullanabilir. Yani ben bu aracın iadesini istiyorum diyebilir. Ya da sair seçimlik haklarını. Ama burada bu ayıbın ne olduğunun da tespiti tabii bilir kişilerce yapılmaktadır. Ez cümle burada net bir şekilde mümkündür. Bunu kişi kanıksamak, kabul etmek zorunda değildir. Evet, tam onu soracaktım çünkü hatanın nasıl olduğu, ayıplı malın nasıl değerlendireceğini nasıl bileceğiz? Bunu da bir bilirkişi eşliğinde anladığım kadarıyla rapor tutacak. Peki, üçüncü soruyla devam edelim. Senetle ve taksit ödeme şartıyla evime mobilya aldım. Fakat mobilyalar hem istediğim nitelikleri taşımıyor hem de aylar geçmesine karşın bazıları hala teslim edilmedi. Bazı parçalarında köşesi kırık. Bu yüzden henüz senetteki borcun tamamını ödemedim. Bunun üzerine senetteki borcun hepsini başkasına cirolayıp kambiyo yoluyla icra takibine girmişler. Ne yapabilirim? Şimdi bu aslında son dönemlerde gördüğümüz bir vaziyet. Zira taksitle, senetle satış çok fazla arttı. Hani bunu
çok internet üzerinden ya da bizatihi büyük mobilyacılardan, tanınan mobilyacılardan değil de daha yerel mobilyacılardan da alışveriş yapan vatandaşlarımız bilirler. Hala senetle bir ödeme usulü devam etmektedir çeşitli bölgelerde. Evet. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Aslında her türlü senet meşru değil, hukuken meşruiyet zeminine sahip değil. Nasıl? Emre yazılı ve name yazılı olarak, işin tabii ki kambiyo noktasında teknik kısmına girmek burada belki süreyi uzatacaktır. Fakat şunu söylemek isterim ki, name yazılı ve emre yazılı olanların ikisi de meşruiyet zeminine sahip değil. Yani her ikisini de düzenleyemezler. Satıcılara böyle sonsuz bir hak verilmemiş. Yani bir senet düzenlenecekse bu name yazılı olmalı. Yani o kişiye düzenlediğiniz bir senet. Çünkü emre yazılı olanlar cirolanıp bir başkası tarafından icra takibine girilebilir. Buna müsaade etmiyor kanun. Diyor ki tamam senetle satış yapabilirsin ama ve lakin name yazılı olacak. Name yazılı olanlar da zaten cirolanamaz. Şimdi burada aslında bir meşruiyet yok, hukuki meşruiyet. Burada kişiler yasaklı olmasına rağmen belli ki emre yazılı bir senetle satış yapmışlar ve onu gidip başkasına cirolamışlar. Evet. Yani bu mağduriyet noktasında kesinlikle vatandaşımıza şunu söylemeliyiz. Kendisi haklıdır. Kanun dışı bir durum vardır, hukuk dışı bir durum vardır. Derhal bunu öne sürerek buradaki satışın da olması gereğinden daha farklı bir prosedürle, hatalı bir prosedürle, hukuk dışı bir prosedürle onu mağduriyet edecek şekilde yapıldığını öne sürerek haklarını aramalıdır. Şimdi izleyicimiz biraz böyle ayrıntılı güzelce yazmış. Peki cevabınız değişir miydi diye soracağım. Yani hem bazı parçaların köşesi kırık diyor, işte hem istediği nitelikleri taşımadığından bahsediyor. Aylar geçmesine karşı da bazı parçaların hala teslim edilmediğini söylüyor. Bunları eklemeseydi, sadece cirolandığını söyleseydi cevabımız o noktada değişecek miydi? Bu zaten bambaşka bir durum. Yani o kişi gelen mobilya istediği gibi değil, kırık, dökük, eksik parça bunlar zaten baktığınız zaman ayıptır. Yani hukuki olarak ayıp. Yani bunları zaten kimse kanıksamak zorunda değil. Aslında biraz önce de söylemiştim, belirli sürelere riayet etmek koşuluyla benim istediğim bu değil deyip bunun tespitini yaparak derhal seçimlik haklarını kullanmalıdır kişi. Ama aslında çok daha büyük bir durum var. Evet. Şu anda insanlara yapmamaları gereken şekilde ve prosedürle satış yapan maalesef satıcılar görüyoruz. Burada buna bile uyulmamış. Yoksa tabii ki kırığı, çıkığı, döküğü söylemeye bile gerek yok. Kesinlikle katı surette bunu kabul etmemek zorunda. Kabul etmemeli. Peki. Eşimle uçak, otel, rehber gibi hizmetleri içeren bir paket yurt dışı turu satın aldık. Evet, böyle siteler var ya, evet, sanırım onlardan biri. Fakat kontenjan dolmadığı için iptal oldu. Başka bir tura gidin diyorlar. Biz istemiyoruz. Paramızı geri alabilir miyiz? Alabilirler. Bu çok sık görülen bir durum bu arada. Yani çünkü insanlar da en azından maddi olarak baştan ödememi yapayım. Hani fiyat artışlarından, sair durumlardan, dövize endeksli satışlarda söz konusu olabildiği için çünkü belli durumlarda. Hani ben şimdiden planımı yapayım, ödememi yapayım, rahatlayayım, bekleyeyim modunda olabiliyorlar. Fakat bunun bu tarz eksileri demeyelim aslında ama problemler çıkarabilir. Ama bunun çözümü var mı? Vardır. Bunu kesinlikle kabul etmek zorunda değil. Yani kişinin gitmek istediği yer orası. Eğer yok bunu yapmayalım da sizi başka bir tatile hayır, böyle bir durumu kabul etmek zorunda kesinlikle değiller. Süresi içerisinde bu paranın iadesi sağlanmak zorundadır. Ha, bu demek olmuyor ki başka bir tatile gidemezler. Eğer taraflar anlaşıyorsa maddi konuda, yani bir başka paket oradaki maddiyatı sağlayacak kadar sözleşmedeki bedelin doğrulanabileceği ölçüde bir alternatif sunulduysa, taraflar mutluysa ne âlâ. Genelde de bunlar çözülebiliyor zaten. Belki daha lüks bir tatil işte önerilir, belki karşı taraftan, değil mi? Öyle o şekilde. Ama işte karşı iki tarafın da anlaşması burada önemli. Eğer istemiyorsanız hakkınızı bu şekilde aramalısınız. Anlaşmazlarsa eli kimin güçlü? Burada tüketicinin güçlü. Evet, devam ediyorum. Bir devrim yük firmasından aradılar, araçla aldılar, tanıtımını yaptılar, sonra ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Şimdi diyorlar ki geçmiş tarihle imza atarsanız daha da indirimli olur. Fakat bu durum biraz soğuttu beni. Neden böyle indirimli olsun? Çok güzel anlatmış. Yani çok güzel anlatmış. Güzel ve ağırlamışlar. Ve aslında burada gereğinden fazla olumlu bir yaklaşımı da altında bir şey aramış, evet, izleyicimiz ve aslında altında da maalesef bir şey var. Yani gönül ister ki bu ağırlamalar, güzellikler karşılıksız olsun ama maalesef burada yapılmaya çalışılan şey eski tarihli bir sözleşme imzalatıp kişinin imzaladıktan sonraki 14 günlük cayma hakkından aslında bir yerde vazgeçmesini sağlamak. Bunu tabii ki kişilere söylemiyorlar.
yarın öbür gün bir sebepten, herhangi bir sebeple ya ben istemiyorum, paramı iade istiyorum dediği noktada bir bakıyorsunuz ki sözleşme geçmiş tarihli ve bu süre kaçmış. O yüzden lütfen buna dikkat etsinler. Zaten baktığınız zaman imzalıyoruz, bir şey imzalıyoruz ve bugün imzalıyoruz. Neden başka bir tarih atalım diye aslında aynı izleyicimiz gibi tebrik etmek lazım kendisini. Burada sorgulamak lazım. Neden gerçekten daha farklı bir tarihi gösteren bir sözleşme imzalayalım? Yani burada mutlaka ya aleyhimize ya farklı bir durum yaratacak illa bir durum vardır. Bunlara kesinlikle girmeyelim. Haklarımızdan feragat etmiş sayılabiliriz aslında ve farkında olmadan. Evet, burada neden böyle olsun ki deyişinin altında aslında işte bu cayma hakkını kaybedebileceği evet. hususunda uyarmış olduk. Devam ettim. Eski evimde bir internet şirketiyle taahhütlü şekilde anlaşmıştım. Ancak taahhüt sürem dolmadan başka bir yere taşındım. Yeni adresimde ise fiber altyapısı yok. Bu yüzden internet hızım düştü. Taahhütlü aboneliğimi süresinden önce sonlandırırsam herhangi bir bedel ödemek zorunda kalır mıyım? Kalınmaz. Yani burada öyle bir yansıtılıyor ki kimi durumlarda bir taahhüt verdim ben. Üstüne bir de cayma bedeli var. Ne olursa olsun ben bunu taahhüt olduğu işin içinde güçlü bir kelime ve hani diğer önceki programlarda hatırlarsınız işin içinde taahhüt olduğu zaman özellikle icra durumlarında muhakkak ki böyle cezai yaptırımlar, sıkı durumlar, formaliteler gündeme geliyordu. Evet, taahhüt güçlü bir durum. Buradaki sözleşmede de kabul ediyorum fakat aynı şartları sağlaması gerekir orada şirketin. Yani tutup da biz yeni yerde fiber altyapı yok. Bu tüketicinin sorunu değil. Aslında uygulamada bu şekilde, mevzuat da bu şekilde. Diyor ki bu tüketicinin katlanmak zorunda olduğu bir durum değil. Eğer orada o altyapı yoksa evet bunun herhangi bir bedel olmaksızın ücretin geri ödenmesi lazım. Zira almadığı bir hizmetin bedelini de kişiye ödetmek ne hukukta yeri vardır ne de aslına bakarsanız hayatın olağan akışına da uygun değildir. Tabii burada aslında mağduriyeti yaşayan yine tüketici olmuş oluyor. Faydalanamadığı bir hizmete hem parasını ödemek zorunda bırakılmış oluyor hem de kesilirken işte aboneliği taahhüdünden önce sonlandırırsanız inanılmaz da paralar çıkıyor bu çok arada. Ciddi. Siz de hakimsiniz. Özellikle bu hazır kartlarda da öyle, faturalı hatlarda da başka bir yere, daha uygun bir yere geçmeyi planlıyorsunuz. Hatta bazen bilginiz olmadan oraya yeni hatta geçmiş oluyorsunuz. Size bir dönem faturası çıkıyor ki uygun olsun diye geçtiğiniz yerden çarpı 12 ile geliyor yani. Maalesef. Tüm ayların parasını orada ödemiş oluyorsunuz. Aman dikkat edin. Peki 7. soruyla devam ettik. Haberim olmaksızın adıma hat çıkartılmış. Tesadüfen E-Devlet'ten öğrendim. Ne yapabilirim? Hat demişken hatla bir soru. Burada aslında kişiler ilk baştan yani kendilerinin başına bu geldiğinde hemen bir Google'a sarılıyorlar. Ne yapalım? Bize sormadan da mutlaka ve o kadar fazla insanın bu soruyu merak ettiğini forumlarda birbirlerine sorduklarını görecekler ki şaşıracaklar. Çünkü burada açık konuşmak gerekir. Artık birinin yerine imza atarak insanların üstüne hat çıkarma olayı çok ciddi bir güvenlik zafiyeti haline geldi ve çok sık rastlanmaya başlandı. Ha, bu çeşitli sebepler oluyor. Sistem içerisinde bir çalışan örnek veriyorum prim alıyordur hat çıkarma sayısınca. Bunu tamamlayamıyordur. Bir limiti vardır. Asgari limiti vardır en azından. Bu asgari limitini sağlamak zorundadır. Sağlayamayınca sahte imzayla birilerinin adına hat çıkarmalar gündeme gelebiliyor. Başka daha da kötümser olursak aslına bakarsanız bir suça dahi karışılabilir bu hatlarla. Aslında evet. Bu çok ciddi sonuçlar olabilecek bir durum. Yani izleyicimize şunu belirtmek gerekir. İlk önce bu işin ekonomik boyutunu geçtim. Adına çıkarılan bir hat varsa ve bunun tespitini yaptıysa bakın o GSM operatörüne, ilgili şirketlere, başka birine değil, derhal dolandırıcılık ile alakalı programımızı da çok net belirtmiştik. Hmm. Bu tarz durumları hemen savcılığa koşmak lazım. Yani yetkili yer burada savcılıktır. Çok net bir şekilde tarafıma bir hat çıkarılmış. Bu resmi evrakta sahteciliktir bu arada. Yani birinin adına bir imza atıyorsunuz ve onun adına bir hat çıkarıyorsunuz. Ve bu genel TCK'da genel olarak düzenlenmiş. Bir de özel mevzuatlar da vardır. Elektronik olarak yani burada yapılan bu suçun özel kanunlarda da yeri vardır. Dolayısıyla hemen gidip savcılığa uğranılan bu durumu belirtmek gerekir. Daha sonrasında da hemen iptali için ilgili GSM operatörüne belirtmek gerekir. Yani çünkü burada dedim ya sadece ekonomik bir mağduriyet değil, bambaşka mağduriyetler de yaşanabilir.
tamamını giderebilmek için ivedi şekilde insanlar haklarını aramalılar ve iki boyutlu savcılık ve ilgili GSM operatörüne bildirimlerini yapmak durumundadırlar. E-Devlet'ten öğrenmiş. Demek ki hattın çıkartılmış olduğunda E-Devlet aracılığıyla da öğrenebiliyormuşuz. Bana da yeni bir bilgi olmuş oldu. Tabii öğrenilebiliyor ve hatta bence bu soru dışı bir şey söylemek bir isterim burada. Bir kontrol edin mi diyeceksiniz? Bence kontrol edilmelidir. Çünkü E-Devlet gibi yani benim bu E-Devlet sistemi, UYAP vatandaş portal aşkımı beni tanıyan herkes evet. bilir. Yani ben gerçekten bu sistemi çok seviyorum. Burada elimizin altında ve hızlı bir sistem. Onu da söylemek gerekir. Her şey var. Ara ara gerçekten bakmak gerekir. Açık hat dediğimiz bir şey var Türkiye'de ne yazık ki maalesef. Yani açık hat satılıyor. Yani birinin üstüne kayıtlı bir telefon numarasını kullanan yüz binlerce insan var. Bu aslında çok sakıncalı bir şey. Ve bunun belki %70, %80'i açık hat kullandığını bile bilmiyor. Gidip bir numara alıyor, onu kullanmaya başlıyor. Bir bakıyor ki başka birinin üstüne. Ama kendi üstüne olmayan bir numarayın zaten kullanılmasını ben hukuken... Genel itibariyle birçok zafiyet ortaya çıkabilir, güvenlik zafiyeti. Tabii. Kesinlikle önermiyorum ve hemen gerçekten bunu izleyen izleyicilerimiz, dostlarımız mutlaka bir E-Devlet'ten baksınlar. Baksınlar. Güzel bir uyarı olmuş oldu. Şimdi konut kredisi sorusu var. Konut kredimi süresinden önce kapatmak istiyorum. Bu durumda kredi için yapılan sigorta bedelini iade alabilir miyim? Aslında konut kredilerinde bu durum çoğu zaman yaşanır. Yani tarafların... En başta uzlaştıkları bir zemin vardır. Bankalarda aslına bakarsanız bunun erken kapatılmasını bazı durumlarda istemeyebilirler. Hmm. Çünkü onlar da kendi planlamasını onu Tabii. yaparlar. Faiz durumları ve tüm sair işte bahse konu sigorta bedelleri buna göre belirlenir. Ama şimdi kişiler de amiyane tabirle elleri bollaştığı zaman evet. bir kapatıp yeni bir finansal sisteme geçmek isterler. Başka bir yatırımlara yönelmek isterler. Ama bu durumlarda şunu belirtmek gerekir. Şimdi sigorta bedellerinin tabii ki ben artık bir şey imzaladım, asla ben bunun iadesini alamam gibi bir durum söz konusu değil. İlk başta karşılaşacakları reaksiyon bu olacaktır. Ama çok net bir şekilde belirtmek gerekir ki burada oransal olarak bir değerlendirme yapılıp iadesi de söz konusu olabilir. Kişilerin sonsuz bir mağduriyetini tüketici hukukumuz, tüketici kanunları istememektedir. Çünkü burada bankada, taraflarda eğer farklı bir ödeme opsiyonuna geçeceklerse belli durumları, o koşulları uyarlamak durumundadırlar. Uyarlamak durumundalar. Peki, şimdi babamız vefat etti. Sağlığında ödenmemiş kredileri varmış. Şimdi banka bize icra takibi başlattı ama ödemek istemiyoruz. Mirası mı reddedelim? Başınız sağ olsun öncelikle. Öncelikle izleyicimizin başı sağ olsun, mekan cennet olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Mirasın reddi durumunda elbette ki kişinin herhangi bir borcundan dolayı sorumlu olmamak adına bir durum öngörmüş. Fakat bilmek gerekir ki reddi miras biraz problemli bir durumdur. Çünkü kişiden kalan bir aktif varsa, artı bir mal varlığı varsa bunu da aslında istememiş oluyorsunuz. Evet. Burada çok önemli bir şey söyleyeyim ben. Bir vefat durumu varsa mirasçılar tabii ki yaslarını tuttuktan sonra işin manevi boyutunu, acısını tabii ki tahmin edemeyiz. Ama maddi kısmında şuna mutlaka baksınlar. Bu hayat sigortası dediğimiz bir olgu vardır. Hı. Şimdi bankalar bunu nedense telefonda iletişime geçerken, yani aslında nedense de değil, insan olmanın doğasında var, kendi aleyhlerine olan bir durumu Tabii. hemen hatırlatmazlar. Bunu bizim kendimiz araştırmamız gerekir. Açsınlar bir baksınlar hayat sigortasına. Genelde bu borçlar hayat sigortasından ödenebiliyor çünkü. Şimdi bir bakıyorsunuz, işte rahmetlinin örneğinde olduğu gibi belki de o kredi sözleşmesinde bir hayat sigortası gündeme geldi ve bu hayat sigortasında da ödenebilecek bir durum oluşmuştur diye düşünüyorum. Buna bir bakmaları gerekir. Eğer ki kalan bir kısım varsa o zaman reddi miras belki gündeme gelebilir. Gelebilir. Peki, cep telefonum garanti süresi içinde bozuldu. Yetkili servise verdim. Neredeyse bir ay oldu. Ne zaman sorsam tadilatı devam ediyor deniyor. Bu ne kadar böyle sürecek? Bu tabii ki sonsuza kadar devam edecek bir süreç değil. Zaten bir aydır cep telefonu ve garanti süresi içinde hatırlatırım tekrar. Bu arada geçmiş. Yani Hı. 20 günlük bir süre vardır burada. İzleyicimize onu belirtmek isterim. Bu çok net. Yani Hı. o 20 günlük süre verilmiş. 20 gün içerisinde geldi gelmedi. Artık bedelinin iadesini vatandaşımız, izleyicimiz isteyebilir. Bunu gerçekten kaçınıyorlar bu arada. Yani bu illa ki herkesin başına gelmiştir. Yani o süreye ben maalesef riayet edildiğini görmedim. Yani benim de başıma geldi. Çeşitli elektronik eşyalarda bu çok gündemde. Yani geliyor, tekrar kullanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz
yine benzer bir sorun var. Hatta sorun geçmiş zannediyorsunuz, bir süre ilerliyorsunuz, yine benzer bir sorun var. Buna katlanmak zorunda değilsiniz. Şimdi her seferinde sorun biraz daha azalmış diyelim ki. Bunun arkasına sığınabiliyor satıcı. Evet. Ya diyor ki bak o kadar da, ya o kadar değil, ben tamamen sorunsuz çalışan bir telefon istiyorum. Bunu olmuyorsa eğer, bu sorun çözülemiyorsa, kronikleşmişse ve gerçekten sistemsel bir durum varsa, 50 kere de git gel yaşasak bu konuyla alakalı çözülmeyecekse, bunun artık ben iadesini istiyorum deme hakkımız var ve kullansınlar da. Çünkü hani 20-30 gün geçmiş, daha da uzayacağı belli. E kanun da zaten bu durumları öngörmüş ki 20 günlük süre vermiş. Yalnız şunu belirtmek isterim, doğrudan dava açmak değil, zorunlu olarak, bakın altını çiziyorum, arabuluculuk şartı getirildi. Eskiden bu yoktu. Ne yapıyorduk? Sadece baktığımız şey şuydu. Tüketici hakem heyetine mi gideceğim? İşte sınıra göre, yasal sınıra göre. Mahkemeye mi gideceğim? Evet. Şimdi artık bir de neye bakacağız? Hemen arabulucuya başvuruyoruz. Aslında bu güzel bir durumdur. Mahkemelerin çok uzun sürmesi, evet, vatandaşların bu konuda illallah etmesi gibi durumlar meydana geldi ki devletimiz bu konuya bir çözüm buldu. Ve ne yaptı? Arabuluculuk gündeme geldi. Hemen arabulucuya başvursun izleyicimiz burada. Eğer ki iadesini alamıyorsa. Biraz sorularda genel olarak şunu fark ettim. Siz de fark etmişsinizdir. Böyle bir sindirme ve bir satıcı tarafından bir korku ortamı yaratılmış. Yani tamam, evet, hadi ben bu kadarını çözdüm. Zaten değiştiremezsin. Buna razı ol denilmiş genellikle bu karşılaşılan problemlerde. İşte o noktada da aslında hukuku doğru biliyor olmak, mevzuatı, evet, hakim olmak işin içerisine giriyor. Yani gerçekten hakkınız olmadığını bildiğinizde, yani onu alabileceğinize inanmasanız, emin olmasanız aslında alamayacaksınız. Çünkü bir adım atmamış olacaksınız. İşte biraz önce izleyicimizi, evet, uyardığımız gibi, yani gerekli süre zarfında, bize verilen hukukun öngördüğü süre zarfında eğer harekete geçersek aslında hani problemi çözmek de mümkün oluyor. Neredeyse bütün sorular için aynı, tabii, cevabı veriyor oluyoruz. Peki, devam ediyorum. Bir süre önce bilgisayarı almıştım ama bozuldu. Servise iki kez gitti geldi ama aynı sıkıntıları tekrar yaşamaktan yoruldum. Değiştirin bunu dediğimde bilgisayarın stokta olmadığını, fakat zamanında verdiğim parayı aynen iade edebileceklerini söylediler. Ama bilgisayar pahalandı. Şu an o parayla tekrar aynı bilgisayarı alamam. Ne yapmalıyım? Burada maalesef enflasyonist bir atmosferde, evet, en büyük sorun bu. Hatta ben burada tabii niyet okumak hoş değil satıcıların, ama yani bu kadar fazla olunca da bir istatistik ortaya çıkıyor. Yani ben bunu çok görüyorum ve satıcılar bunun arkasına da birazcık sığınabiliyorlar belli durumlarda. Şimdi sattıkları ürüne bazı dönemlerden geçtiğimiz oldu biliyorsunuz. Her ay, hele ki elektronik, yani yurt dışı menşeli ürünlerde dövize endeksli olduğu, tabii, için. Yani alıyorsunuz, bırakın ki bir dönem birkaç ayı, ertesi hafta baktığınızda ciddi bir artış görüyorsunuz. Dolayısıyla tüketiciler de bu işin hemen çözülmesini istiyorlar. Ya hemen çözülsün, ya alayım iade alayım ki yeni bir şey alayım. Yani bir taraf bu işi süreci hızlandırmak istiyor. Bakın bu parametre hiç değişmez. Satıcı da bunu yavaşlatmak ister. Çünkü bir tarafın yavaşlaması lehinedir, bir tarafın da hızlanması. Şimdi burada ne yapmak gerekir? Buna gerçekten katlanmaya hiç gerek yok. Süreler, biraz önce değindik, sürelere riayet etmek koşuluyla baktılar olmuyor. Yani stokta yok. Stokta yoksa bakın, yeni stoğun gelmesi belirsiz bir gelecektir. Ben belirsiz bir geleceğe süreci bırakmak, bunu kanıksamak zorunda değilim. Zaten kanun da diyor değilsin diye. Hatta yargı mercileri arada geçen süreyi de bedel iadesi noktasında orantılayabiliyorlar. Çünkü yargı mercileri de hayatın olağan akışı, enflasyonist koşullar ve tüm süreci salt tüketici lehine olmasa da en azından tüketici perspektifinden de değerlendirebiliyor. Yani böyle motomot, o zaman bu kadarmış, al iade bu, fay. Hayır. Bir orantılama, bir hakkaniyet ölçümü de gündemdedir her zaman. Dolayısıyla bu kadar net bir korunaklı zemin varken de böyle belirsiz bir geleceğe ne zaman geliyorsa haber verin o zaman bana, sakın. Bunu önermiyorum. Çünkü hele ki Türkiye gibi belli ürünlerin kısıtlı geldiği bir zeminde, elektronik ürünler açısından daha da kısıtlı geldiği bir, evet, zeminde, ben bunu hele hiç önermiyorum. Bir de belli süreler varken işte o sürelerde kaçmış gitmiş oluyor siz beklerken. Hak kaybı. Değil mi? Hak kaybına, hak kaybı, uğramış oluyorsunuz peki. Ev alma planı ile bir konut, araç, tasarruf finansmanı hizmeti veren şirkete başvurdum. Bana sıra tespitli tasarruf planı sözleşmesi adı altında bir sözleşme imzalattılar. Tekrar söyleyeyim, sıra tespitli tasarruf planı sözleşmesi. Evet. Adı altında bir sözleşme imzalattılar. Sonrasında vazgeçtim ve organizasyondan ayrıldım. Organizasyon bedelimi geri vermiyorlar ve sözleşmeye göre geri verilmeyeceğini belirtiyorlar. Sözleşmeye sonradan baktım, gerçekten öyle bir hüküm var. Ne yapabilirim?
Şimdi bakın, bu tarz durumlarda kişiler şu korkuya giriyor. Çünkü bir ıslak imza var ortada. Bizim insanımızda bir de biliyorsunuz çok fazla biraz okumadan imzalama alışkanlığı zaten var. Bunu bir köşeye koyalım. Bunu da bildiği için aslında uygulayıcı, kanun koyucu şunu mutlaka zihninin bir noktasında bu zihin setini şöyle oluşturmuş. İnsanların 40 sayfa, 50 sayfa, belki 100 sayfa sözleşmeleri hızlı hızlı okumaksızın imzalama gibi bir durumu var. Bir realite var. Evet. Şimdi biz bu tüketiciyi nasıl koruyacağız? Bir de aslında şu var. Bakın şimdi biz oturduk, siz bir şey anlattınız. Ben buna ikna oldum ve attınız önüme sözleşmeyi. Hı hı. Yani normal olan bir, en fazla iki sayfalık evet. bir sözleşme olmasıdır. Bakın ne kadar girift bir konu olursa olsun. Yani çok giriftse hadi üç sayfa olsun. Ama insanların önüne 40-50 sayfa sözleşmeyi atıp da bakın bankalarda olur, evet. başka satıcılarda olur, birçok sektörde olur. Ya bizim konuşmamız bile 10 dakika sürdü bu konuyu. Ne satılacağını. Benim ikna sürem hadi 5 dakika 15 dakika sürdü. Yani neden 40-50 sayfayı ben okumaya kalksam bir gün boyunca o satıcının karşısında oturmamız lazım. O hengameyi düşünün. Birileri daha görüşmek için bekliyor. Bireysel vesaire herkes bir hengame. Tamam imzalayıp geçiyor. Aslında sadece vatandaşımızın bu huyu da değil. Uygulama da bunu zorluyor. Yani 40-50 sayfalık sözleşme imzala hadi yoksa sürecin işin çözülmeyecek. İşte kanun koyucu demiş ki böyle okudum altına imza ben bunu yeterli saymayabilirim. Bunlar gerçekten bu maddeler müzakere edildi mi? Bakın aslında bir şey dikkatimi çekti. Tekrar söylediniz o kısmı. Neden? Çünkü ifadeler, kavramlar bile hukuki bir zeminde özellikle buna denk gelmediysek bizim dahi çok fazla evet. bilmediğimiz hususlardır. Şimdi vatandaşa da diyorlar ki bakın sıra tespitli tasarruf planı sözleşmesi. Ya vatandaş bunun gerçekten belki kavramsal olarak ne olduğunu bilmeden imzalıyor bunu. Bırakın ki içinin muhteviyatını tartışmaya etmeyi. Yüksek ihtimalle de öyle. İşte kanun da diyor ki bu muhakeme edilmediyse git bunu dava aç. İlla imzan var diye bunu kanıksama. O yüzden vatandaşımıza şunu diyebiliriz. Kesinlikle yargı mercilerini gündeme getirsinler. Bunu kanıksamasınlar. Muhtemelen yarısını okumadıkları bir sözleşme bu. Ve mahkeme de aynı şeyi düşünecektir. Bunların hiçbiri muhakeme edilmemiş diye. Gerçekten ama şu sözleşmelerle ilgili her yayında hatırlatıyoruz ama yani neyin altında imza attığınızı, hakkınızı, hukukunuzu korumak ve yarın öbür gün başınıza gelebileceklerin önüne geçmek için çok önemli. Hani okuyup imza atmak ama bazen işte siz de söylediniz ya özellikle bankalarda BBDK buna artık bence şey el atmalı. Yani öyle bir şey geliyor ki önümüze 50 sayfa 60 sayfa bir şey arkada bekleyenler var. Biz bir de toplum olarak naif ve stresli insanlarızdır. Yani arkada bekleyen varken ben bunu 50 sayfasını okuyacağım diyemiyorsunuz. Atıyorsunuz imzaları. Yani oralarda hakikaten dikkatli olmakta fayda var. Kesinlikle. Özellikle işe girerken de hani işçiyi de burada bence uyarmak iyi olabilir. Çevremde de gördüğüm örneklere göre işte bir iş sözleşmesi imzalanıyor. Bütün maddeler içerisinde var yani çıkabilir senin içinden. O kadar işverene haklar sağlayan ve işçiye yükümlülüklerin altına sokan sözleşmeler imzalatıyor ki çok sıkıntılı. Onların da çoğu geçersiz biliyor musunuz? Yani şu an tabii konseptimiz konumuz farklı ama yani bu kanayan bir yara hakikaten söylediğiniz şey. Çünkü işçiler çok sonradan fark ettiklerinde bu durumu mahvolmuş hissediyorlar. Yani ruhen kapana kısılmış hissediyorlar ama aslında çoğu geçersiz. Aynı sebepten aslında. Yani bu kadar aleyhe hükümler, bu kadar yani onu adam zaten gelip ya o maaşa ihtiyacı var. Tabii. Ne koysanız imzalayacak zaten. Bunu kanun koyucu bilmiyor mu? Ya benzer durumlar aslına bakarsanız. Tüketici de böyle mesela banka dediniz. Ya ben şöyle tabloları gördüm, siz de görmüşsünüzdür. Şimdi kredi kullanılıyor. Kişiye bir yandan bir şey anlatılıyor. Masanın diğer tarafındaki. Evet. Önünde 50 sayfa sözleşme var. Ya bir tarafıyla gözüyle onu okumaya çalışıyor ama diğer taraftan konuşan kişi hadi niyet okumayın yine. Okumasını engellemek için değil de sohbete devam ediyor. Ya sizce bu sağlıklı bir sözleşme ilişkisi kuruluyor mu burada? Kesinlikle. İşte kurulmadığını kanun da söylüyor zaten. Ya da işte internetten alışveriş yaparken de bize bir metin geliyor. Okudum anladım. Sözleşmeyi kabul ediyorum metni. Hani artık zaten o kadar ucundasınız ki o internet alışverişini yapmaya. Oturup onu sayfalarca kaydırmak hem zor geliyor tüketiciye hem de zaten belki işte karşı taraf bunu bilir. Çok küçük puntolarla yazılmış metinler oluyor genelde. Okudum anladım. Sözleşmeyi imzalıyoruz. İmza hükmünde oluyor zaten o işaretlediğiniz kutucuk gibi gibi. Peki
Devam edeceğim şimdi sıra tespitli tasarruf planını geçtikten sonra. Çocuğum önümüzdeki eğitim öğretim yılından 4. sınıfa geçecek. Seneye olacak ücret için çok yüksek paralar konuşuluyor. Henüz net bir görüşmede yapmadık. Çocuk da okula ve arkadaşlarına alıştı. Başka bir yere göndermek istemiyorum. Yok mu bir çözümü? Aslında var. Oransal olarak burada yine bir durum gündemde. Üfe artı tüfe bölü 2 artı 5 gibi bir aslında şöyle kabaca bir formülasyon var. Bunu geçemez diyor. Bu artış oranı bunu geçemez. Ha, başlangıç sınıflar buna dahil değildir. Onu da belirtmek gerekir. Ama velakin geri kalan tüm sınıflar buna dahildir. Şu an kabaca %57 gibi bir zam oranı var. Şu anki enflasyonist realiteye karşılıyor mu tartışılır. Ama velakin böyle bir bilgiyi bilsin izleyicilerimiz. Çünkü şu anda öyle bir zemine denk geldik ki sorduğumuz sokaktan çevirelim bir çocuğu olan, okuyan 10 kişiden 8-7'si bir şekilde özel okullara göndermek istiyor. Bu eğilim artık revaçta, bu yerleşti artık toplumumuza. Ha, kimisi daha oran şey olarak, fiyat olarak yüksek, eğitim kalitesinden de kendisini rüştünü ispat etmiş kurumlara. Kimisi biraz daha gücü oranı ama mutlaka özel kurumlar gündemde. İşte bir yere ne kadar rağbet olursa tüketici nezdinde kanun koyucu da oraya mutlaka bakın el atıyor ve bence bu olumlu da bir şeydir aynı zamanda. Çünkü burada korunması gereken baktığınız zaman gerçekten tüketici. Yani diğer tarafın korunmaya ihtiyacı yok demiyoruz. Tabii ki bir yargı merciine başvurulduğu zaman yargı makamları tüketiciyi yanıma tutturun ben onu iyice koruyacağım ben onu ne diyorsa onu yapacağım demiyor tabii ki. Hakkaniyet çerçevesinde ama tüketici haklarını gerçekten bilmiyor. Yani ne kadar zam olur, neyin altına imza atın. Mesela bu %57 konusunu inanın bilen çok az insan vardır. Ya çünkü orada öyle bir pazarlığa giriliyor ki günün sonunda bir bakıyorsunuz %57'de karar kılınıyor. Yani üst sınırda zaten sanki pazar yapılmış aynen gibi öyle, karar kılınmış. Kim mutlu burada? Okul yönetimi mutlu. Ama kişi bilse gerçekten zaten bunun üst sınır olduğunu belki bu pazarlık devam edecek en kötü ihtimalle. O yüzden bunları bilmek gerekiyor. Özellikle zam oranlarını. Buna mutlaka giderken çocuklarını yeni döneme imzalamak için, o paraları ödemek için lütfen baksınlar oranlara ve o şekilde. Bunlar değişken oranlardır çünkü. Özel okul ücretleri yalnız gerçekten dediğiniz gibi bir semtte olan küçük bir semt özel okulunun ücreti bambaşka. Hepimizce bilindik ismi artık böyle hakikaten markalaşmış özel okullarda var farklı şehirlere yayılmış halde. Onların ücretleri inanılmaz. Her özel okul dediğinde böyle ben şey diyorum ya 12 sene ben hiç özel okula gitmedim. 12 çarpı şu fiyatlar duyuyorum bazen konuşuluyor burada iş arkadaşlarım da çocuklar işte özel okullara gidiyorlar ne şanslılar. Bizim böyle bir şeyimiz yoktu. 12 çarpı bilmem kaç ya inanılmaz da bir sayı da ortaya çıkıyor yani. İnanılmaz paralar ödenmiş oluyor özel okullar çok için. Çok ciddi rakamlar. Aslında bu düzenlemelerin bu kadar somut yapılması da bakın her konu başlığında böyle zam oranının belirlendiği, matematize edildiği bunu göremezsiniz. Evet. Demek ki o kadar rağbet var ki ve o kadar da mağduriyet var ki zaten biliyorsunuz mağduriyet rağbet oranında artar, talep oranında artar. Demek ki buna el atılacak kadar mağduriyet gündeme gelmiş ama ya maalesef şöyle bir gerçek de var. Rağbet arttıkça ya bu hiç azalmayacak. Tabii. Yani evet, siz de öyle söylediniz, ben de aynı şekilde. Yani özel okul görmemiş bir nesil var. Evet. Şimdi de devlet okulu görmemiş bir nesile döndü. Demek ki bu artacak en azından. Madem bu bir yerleşik duruma dönüştü, insanlar da haklarını bilerek bari bu süreçteki zorluğu yaşasınlar diyelim. Hatta şunları duyuyor musunuz? İşte birinci sınıfa, anaokuluna giderse birinci sınıfa yazdırılabiliyor çocuk. İşte anaokulu, o okulların anaokulları ve kreşleri de oluyor. Fahiş fiyatlar yine orada da oluyor. Ve deniyor ki işte birinci sınıfa yazdırılması için onun bu kreşe, bu anaokuluna başlaması gerekiyor. Oradan böyle devam ediyoruz. Birinci sınıfa öyle yekten koyamıyorsunuz çocuğu. Bir de öyle şeyler var yani. Var. Bunları da aslında değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Hani biraz önce dedik ya sözleşmede ne imzalatılıyor acaba? Ya o kadar akla mantığa aykırı şeyler imzalatılıyor ki belki yarın öbür gün bir yargı merci önüne bu taşındığı zaman bir tüketici mahkemesi hakimi alıp da o sözleşme koşullarına baktığı zaman ya bunu hayatın olağan akışına göre ortalama zekada bir tüketici neden imzalasın ki? Bunu gerçekten muhakeme ettiniz mi dediği zaman o duruşma salonunu bir sessizlik kaplar. Onu söyleyeyim çünkü bunu mutlaka bilsinler. Bu diyorum ya bir taraf gerçekten o kadar istekli ki sözleşme imzalamaya tüketici bazında. Karşı tarafın dayattığı şartların dediğiniz gibi haddi hesabı yok.
Bunlara özellikle dikkat edilmelidir. Kanun hatta bunların birçoğunu gerçekten yasaklamıştır. Öyle hükümler var ki şu an tek tek irdelemek imkansız. Ama en basitinden zam oranı herkesin değerlendirmesi gereken ve değişken bir konudur. Bilmesi gereken, takip etmesi gereken bir konudur. Peki, devam ediyorum. Son 3 sorum kalmış bu arada. Kısaca hatırlatmış olayım. Vaktimiz var daha, 10 dakikamız var. Bir site galerinin sattığı ikinci el uygun bir araç buldu. Bir sitede galerinin sattığı ikinci el uygun bir araç bulmuş. İzleyicimiz ekspertizini de yaptırıp aldım. Ekspert raporunda bir sıkıntı gözükmedi. Fakat araç kısa bir süre sonra motor arızası verdi. Galeriye geri alın dedim, kabul etmediler. Bir hatası olsa ekspert raporunda çıkardı dediler. Yapacak bir şey yok değil mi? Aslında var. Şimdi sonda söyleyeceğim de başta söyleyeyim, yüreğine de su serpelim. İzleyicimizin neden yüreğine su serpelim diyorum. Çünkü motor arızası duyulduğu zaman artık bunu herkes bilir ki arabadaki en sıkıntılı durumdur. Ama aynı zamanda hukuken de şöyle bir ufak bir müjde vermek isterim kendisine, muhtemelen gizli ayıp. Şimdi bakın, ben bir araç aldığım zaman üzerinde ne yaparım, bir bakarım, binerim, bir kullanırım. Her iki ikinci ise daha da... Yani derim ki hani sizin de refakatinizde, satan kişinin refakatinde bayağı bir dikkat ederiz. Götürür ekspere, amenna. Ama bakın, her problem eksperde ortaya çıkmaz. Şimdi eksperde geçirdiğiniz vakit nedir ki aracı alırken? Taş çatlasın işte, 20-25 dakikalık bir ne olur? Genel yüzeysel bir değerlendirme yapılır. İyimser ihtimalle söyledim. Hele yoğun bir eksperse biraz formalite icabı olur o incelemeler. Bunu herkes bilir. Yani boyasına bakılır, başka bir şeyine bakılır. Fakat gizli ayıpsa... Şimdi burada diyor ya motor arızası. Bakın motor arızası çok sonra ortaya çıkar. Ya bunu bilmek gerekir. Bunu eksper göremediyse vatandaş nasıl bilsin? Yani o cihazlar, ölçümler, ustalar, bak 20-25 dakikalık bir inceleme, elektronik ortamdaki bir değerlendirme, bunu tespit edemediyse bunu vatandaş nasıl bilsin? O yüzden ben şimdi yapacağım bir şey yok, eksperde çıkmadı, hiç üzülmesin. Eksperde çıkmaması aslında vatandaşımızın aleyhine değil lehinedir. Demek ki burada gizli ayıp vardır. Derhal haklarını aramak için tüketici mahkemesine başvursun kendisi. Başvursun. Peki. Geçen kredi kartı ekstremi inceliyorum diyor izleyicimiz. Bir baktım kredi kartı aidatı kesmişler. Aradım bankayı, geri ödemediler. Her sene benden fark ettirmeden bu paraları almışlar, bunu fark ettim. Banka bana bunu yasal olduğunu söyledi. Geri alabilir miyim diyor. Yani kredi kartı ekstresinde kredi kartı aidatını fark ediyor. Bunu geri alabilir miyim? Alabilir miyim diyor. Şimdi burada bir bazı durumlar şehir efsanelerine dönüşüyor bizde. Çünkü çok sık rastlanan bir şey. Yani artık bu kredi kartı aidatlarını almayan banka yok. Evet. Şimdi bunu bilelim. Evet. Muhtemelen bir kontrol etsek hepimiz göreceğiz. Şehir efsanesi şurada devreye giriyor. Herkeste bir algı. Şimdi bunlar iade alınabiliyor ya, vatandaşlarımız arasında şu yayıldı. Ya bu kanun, şimdi arıyor banka yetkilisini vatandaş. Siz burada hukuksuz bir şey yapıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim, suç işliyorsunuz. Şimdi sakin olalım. Bu yasal değil diyemeyiz. Bakın. Yasal değil diyemeyiz. Yani burada bir suç zaten yok da. Hukuka aykırı bir durum da yok. Yani hiçbir kanuni düzenleme yok ki kredi kartı iadesi aidatı alamazsın. Bunu iade etme, sen de dursun. Böyle bir düzenleme yok. Kesinlikle yok. Ama şu var. Biraz önce yine çok temel bir şey var. Genel işlem koşulları ve acaba bu sözleşmedeki hükümler gerçekten değerlendirildi mi? Kişi o kartı alırken aidat kesileceğini biliyor muydu? Velev ki böyle bir madde koydun, bir norm koydun buraya. Bunu muhakeme gerçekten ettin mi? 123 sayfalık, yani küçücük bir kredi kartını verirken bilmem kaç sayfalık sözleşmenin 78. maddesinin 4. paragrafında var bu beyefendi mesela. Ya bu kanunun koruduğu bir şey değil. İşte ona dayanılarak başvurulduğunda görüyorsunuz ki banka zaten bunu öyle mahkemeye bile taşınmasına müsaade etmiyor. Hemen bir bakıyorsunuz biraz daha ılımlılaşıyor konuşmalar. Peki şöyle yapsak, başka size bir ek kart, bir bakıyorsunuz ki biraz bir ufak telefon görüşmesi sonrasında zaten size iade ediliyor bunlar. Puan olarak kartınıza aktarsak aldığınız paranızı diye. Peki bankacılığa da çok bir sürü laf söylemiş oldum. Özellikle ben, yani beni şimdi tefe koyacaklar. Peki sorularımı bitirdim.
Ama ben kendi şahsımla ilgili bir soru sormak istiyorum. Dolandırıcılıkta da çok heyecanlıydım ya, çok dolandırıldığım için. Şimdi yine aynı konuyla ilgili soracağım. Geçenlerde internet üzerinden bir sosyal medyanın öne çıkardığı sponsorlu bir reklamla bir yere tıkladım. Oradan bir çorap sipariş verdi. Beşli çorap. Ama inanılmaz güzel duruyor. İşte bambu, altı kaydırmaz bilmem ne gibi özellikleri olan bir çorap sipariş ettim. Geldi. Evet, bu özellikler var ama oradaki görselle çok eşleştiremedim kafamdan. Yani aslında evet benziyor da, o yüzden hani bu ayrıntıya giriyorum cevabınızı etkiler diye. Ayıplı olduğunu söyleyemem ürünü. Evet, onunla aynı geldi. Ama baktım beğenmedim. Ne kadar süre içerisinde değiştirebilirim? 14 gün içerisinde değiştirebilirsiniz. Bir de Rüzgar Hanım iade, şu da var. İade. Evet, iade. Yani burada aslında en önemlisi de şu. Hatta ben bir adım öteye götüreyim. Ya görseldeki gibi. Yani bir geldi görseldeki gibi. Hiçbir sıkıntınız yok. Çok da böyle yani yan yana koyuyorsunuz ekranın aynısı. Aynı. Hatta orada görünenden daha da güzel. Ya istemiyorsunuz. Yani bu da var aslına bakarsanız. Şimdi öyle bir atmosfer oluştu ki. Bir yeri yırtık olacak. Aynı benzemeyecek. Yok. İstemiyorsunuz. O anki psikolojiniz onu yok ya ben buna ihtiyacım yokmuş. Bir baktınız çekmeceye aynısından dört tane daha. Tamam ben bunu gönderiyorum. Herhangi hiçbir sebebe bağlı olmak zorunda değilsiniz. Yeter ki süreyi kaçırmayın. Bunu satıcıyla konuştuğunuz zaman bir şifahen bu durum bildirildiği zaman aksiyonda bir reaksiyon alacaksınız hemen. Ama ne var ki işte niye değiştiriyorsunuz bir sıkıntı mı var? Yok bir sıkıntı yok. Sürem dahilinde gönderiyorum dediğiniz anda iade almak zorundalar. İade almak zorundalar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bilgilendirici bir yayın oldu ama kapatmadan evvel şu konularımızı tekrar bir konuşalım da yani masaya dökelim. Ne konuşabiliriz haftaya diye kısaca bir konu başlığı vermiş olalım. Var mı sizin aklınızda Serhan Bey bir şey? Vallahi zaten süreç boyunca aslında hemen hemen her şeye her girdik. Her konuya da değindik. İş hukukuna mesela değinmedik şu ana. O da nereden aklıma geldi? Biraz önce dediniz ya hani işçi sözleşmeleri, işçilik alacakları. Bu aslında gerçekten bayağı bir kişiyi ilgilendiren bir durumdur. Bu konuşulabilir diye düşünüyorum. Bence de konuşulabilir. O güzel bir pas atmış olduk birbirimize. Peki o zaman iş hukukuyla ilgili konuşacağız haftaya efendim. Eğer sorularınız varsa lütfen Türk Haber Televizyonu Instagram ve YouTube adreslerinde bize yazınız, sorularınızı bildirebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan bize mesaj atabilirsiniz, mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Peki kısaca neler konuştuk? Şöyle bir tekrar hatırlatacağım ki yönlendirilebilin diye YouTube adresine boşanma, kira, dolandırıcılık, polis meslek eğitim merkezleri, icra ve bugün de tüketici haklarını konuştuk. Avukat Saruhan Gence Başaran'da. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Vallahi aslına bakarsanız her şeyi konuştuk ama şunu belirtmek isterim. Hani bu şu rahatlık çökmesin. Bunu konuşurken böyle bir rahatlık çökebileceğini düşündüm biraz izleyicilerimizde. Ya zaten sözleşmeleri okumadım diye düşünülüp mahkemelere gidildiğinde her şey benim lehime çıkacak. Bakın bu da öyle bir şey yok. Bunun rahatlığı çökmesin. İnanın arkada 1000 tane insan da beklese, banka, şu bu, her neyse. O böyle kaydırdığınız söz şeyler dahil, mesafe satış sözleşmeleri dahil. Lütfen aldıkları ürünün fiyatı şusu busu önemli olmaksızın mutlaka bir şeyin altına imza atıyorlarsa elektronik ya da ıslak imza içeriğini okusunlar. Hayatlarının 10-15 dakika gider ama 1-1,5 senelik hukuki süreçlerden de böylelikle korunmuş olurlar. Korunmuş olurlar. Peki teşekkür ediyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bugün de tüketici haklarını konuştuk. Hukuk masasında yine beraberdik. Bizi yalnız bırakmadığınız için ilk bölümden bu yana 6. bölümümüzde de masanın etrafında sizleri de gördüğümüz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. We'll be right back.